Herkese günaydın hayatın ritmi başlıyor. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Evet değerli izleyenler gerçekten bazen aramızda bir cam olduğunu adeta unutuveriyorum. Ve sanki böyle evlerinize gelmişim biz bize sohbet ediyoruz gibi bir durum oluyor. Evet bu sabah da onlardan bir tanesi. Evlerinize geldim ve tabii ki huzur içinde biz bize konuşuyormuşuz gibi hissediyorum dediğim gibi. Evet bugün konumuz evimizin neşesi çocuklarımızla ilgili. Bir düşünün çocuğunuz, torununuz, kardeşiniz hasta olduğunda hepiniz kendinizi nasıl çaresiz hissediyorsunuz? Onların yüzü hep gülsün istemiyor musunuz? Biz de buradan bizi izleyen tüm çocuklarımıza selamlar gönderelim ve hastalıklardan korunmak için büyüklerinin sözünden çıkmamalarını bir kez daha öğütleyelim diyorum. Evet bugün konumuz çocuklar arasında çok sık görülen kusma ve ishal hastalıkları bazen sadece üşüttükleri için bazen beslenmelerinden yani abur cuburu biraz fazla kaçırmalarından bazen de gerçekten ciddi bir hastalık durumunda çocuklarımızda kusma ve ishal görülebilir. İşte biz de bugün ekran başındaki tüm ebeveynleri bilgilendirmek için enine boyuna çocuklarda görülen kusma ve ishal ile ilgili tüm merak edilenleri konuşuyor olacağız. Programımız hemen başlıyor ama önce bir bakalım bugün bizlere kimler eşlik edecekler ve neler anlatıyorlar. Hiçbir yere ayrılmayın az sonra buradayım. Anneler babalar ekran başına. Yoğun sıvı kaybına neden olan ishal çocuklarda sıklıkla ateş, mide bulantısı, kusma, kramplarla ortaya çıkıyor ve erken dönemde önlem alınmazsa ishal ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Çocuklar kış aylarında neden daha sık hasta oluyor? ishal ve kusma vakaları soğuğa bağlı olarak mı artıyor? Bu kış aylarında kusma ishal ile giden bazı enfeksiyonlar daha çok olduğundan daha sık görebiliyoruz çocuklar. Çocuğunuzda hangi durumlarla karşı karşıya kaldığınızda acil olarak doktora başvurmalısınız. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk gastroenterolojisi uzmanı Profesör Doktor Meltem Uraş hayatın ritminde anlatıyor. Kanlı kusması varsa, kakasında kan varsa gibi durumlar varsa bir an önce hastaneye gitmesi gerekiyor. Bebek ve çocukların kusmaya bağlı vücutlarındaki sıvı azaldığı zaman anne ve babalar ne yapmalı? Doktor tarafından tepeden tırnağa muayene olması lazım. Çocukların uykuda kusması ne anlam ifade ediyor? Almanız gereken önlem ne? Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı Doktor Murat Palabıyık hayatın ritminde anlatıyor. İshalli çocuklarda özellikle 5 yaş altında çok korkutan bir durumdur ama Anneler babalar dikkat bu uyarı size. İshal olan çocuklarda meyve tüketimi nasıl olmalı? Burada önemli olan ne? Lifi azaltmak dedik. O yüzden kabuğunu mutlaka Dikkat. Çocuğunuz iştahsız mı? Yemek saati sizin evinizde bir kaos mu yaratıyor? bu tüyolar sizler için. Diyetisyen Güneş Aksüz hayatın ritminde anlatıyor. Yemekle ilgili mi sorun var? Yemek masasında mı sorun var? Size ne anlatmaya çalışıyor? Tepkisi ne? Hepsi ve daha fazlası birazdan Doktor Halit Yerebakan'la hayatın ritminde. Evet bir baba olarak söylemem gerekirse gerçekten oldukça sık karşılaştığımız bir tablodan bahsedeceğiz bugün. Ve çocuklarda tabii sadece kusma ve ishal demek de doğru değil. Mide bulantısında eline boyuna konuşmamız gerekiyor. Genellikle çocuklar bunu daha rahat ifade ediyor ama uzmanlarımız eşliğinde bunları değerlendiriyor olacağız. Ancak öncelikle bir konuğumuza bağlanmak istiyorum. Çocuk gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Meltem Uğraş hattımızda olacak. Evet bağlandı. Değerli hocam merhabalar nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, hemen hızlıca sormak istiyorum. Çocuklarda kusma ve ishal neden olur? Çocuklarda kusma ve ishal, belli ikisi beraberse şahit, genellikle öncelikle enfeksiyöz şeyler düşünürüz. Yani en çok da öncelikle viral enfeksiyonlar düşünürüz. Belli mevsimlerde bazı virüsleri daha sık görüyoruz ve bunlar da hem çocuklarda hem erişkinlerde ishal ve kusma ile karşımıza çıkabiliyorlar. Bazen bakteriyel enfeksiyonlar dediğimiz olgular olabilir. Bunlar daha çok besin zehirlenmesi gibi olabilir. veya işte ortalıkta kalmış veya herhangi bir yerde kalmış bir besin alınmasıyla olabilir. Bazen idrar enfeksiyonlarından sonra gidebiliriz. Bazen üst sonu enfeksiyonlarından sonra kusma artı ishal görebiliriz. Genelde enfeksiyon değilse de sindirim sistemini ilgilendiren alerjik hastalıklar, inflamatuar hastalıklar dediğimiz bazı hastalıklarda da görebiliriz. Özellikle kış aylarında kusma ishal gibi vakalarda artış gözüküyor mu? Kış aylarında bu bahsettiğimiz enfeksiyonların bir kısmı arttığı için kış aylarında kusma ishal ile giden bazı enfeksiyonlar daha çok olduğundan daha sık görebiliyoruz çocuklarda. Özellikle ishal mevzusu gündeme geldiğinde yani bir çocuk okulda bir arkadaşı ishal olduğuna diğer çocuklarda da gözükebiliyor. Bu hakikaten bulaşıcı bir şey mi yoksa başka bir şekilde mi etkileşim var? E enfeksiyöz kaynaklı ishaller bulaşıcıdır. E, okullarda da zaten çocuklar kendi öz bakımlarını çok iyi yapamazlar. Yani el yıkama, tuvaletten sonra işte kendi öz bakımını çok iyi yapamama gibi. Buna bağlı da enfekte ise şayet bunu zaten ortalı enfeksiyon ajanlarını yayacağı için okullarda daha sık görülebilir. Okullar bu konuda ne yapabilir? Günümüzde artık koronadan dolayı zaten e, bu dezenfektan maddeler her yerde bulunmakta. Dezenfektanların her yerde bulunması, okullarda işte akarsuyun ve sabunun ulaşımının kolaylığıyla bunlar okullarda engellenebilir. Peki çocuklarda kusma tarafına bakacak olursak besinlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını nasıl anlayabilir bir aile? İki şekilde olabilir. Bir tanesi enfeksiyona bağlı olabilir. O zaman da zaten genelde biliyoruz ki birkaç gün önce yediğimiz bir şeyden sonra görüyoruz. Mesela o zaman diyoruz ki acaba besin zehirlenmesi mi oldu? Veya da bu çocuğun herhangi bir besine alerjisi var mı? Burada da tabii hastalığın öyküsü önemli. Yani bu kişi daha önceden bir alerjik yatkınlığı varsa veya da anne babasında alerji varsa o zaman bunu düşünebiliyoruz. Küçük bebeklerde herhangi bir yeni gıdaya başlandığı zaman da ishal kusma kendini gösterebilir. O zaman da yine alerji düşünebiliriz bu çocuklarda. Çocuklarda kusma ve ishal e, gündeme geldiğinde bunlardan hangileri acaba acil durum e, gerektirir ve mutlaka ivedilikle doktora gitmeye gerektirir hocam? Yaş gruplarına göre değişmekle beraber çocuğun genel güncel aktivitesini etkiliyorsa, hasta çok halsiz, güçsüz kalıyorsa, kolunu bile hareket ettiremeyecek kadar zorlanıyorsa, kanlı kusması varsa, kakasında kan varsa gibi durumlar varsa bir an önce hastaneye gitmesi gerekir. Değerli hocam katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıkla kalın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Evet değerli izleyenler Hayatın Etme tüm hızıyla devam ediyor. Ve programımıza stüdyo konuğumuz e, Murat Palabıyık'la çocuk hastalıkları uzmanı değerli hocamla devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Günaydın. <laughs> Şimdi sizinle başlayacağız. Benim çok sorum var ama öncelikle değerli izleyenlerimizden sorular var. Hemen onları alalım diyorum. Tamam. E, onların sorularıyla başlayalım. Evet ilk sorumuz geliyor. Merhaba, iyi yayınlar. Çocuğum süt içmeyi çok seviyor. Süt içtiği zaman da ishal oluyor. Vitaminsiz kalmasından korkuyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Evet, ilk sorumuz sorumuz bu. Süt içmeyi seviyor, süt ishal yapıyor. Vitamin işte yani e, ne yapacağız? Evet, yeni doğan döneminden itibaren biz bebeklerin hayatın ilk 6 ayında sadece anne sütüyle beslenmesini istiyoruz. Fakat bazı bebeklerde giderek de artıyor sayı e, süt alerjisi, inek sütüne karşı alerji oluyor. Bu bebeklerin daha sadece anne sütüyle beslenirken bile annenin tükettiği sütten dolayı işte aşırı kolik ağlamalarının abartılı olması, cildinde egzama döküntülerin olması, kakasında kan olması gibi bulgular karşımıza çıkabiliyor. Bu çocuklarda yavaş yavaş süt alerjileri büyüdükçe azalabiliyor. İyi bir e, süt eliminasyon diyeti yaptıktan sonra. aynı zamanda şeker tabii hiperozmolar olduğu için aynı zamanda bağırsak su da çekeceğinden dolayı beraberinde yani gürültülü gaz çıkartma artı ishal ile beraberinde bu Bravo. yüzden getirdim. İşte şimdi izleyicinin cevabını benden önce <laughs> çok güzel bir şekilde verdik. Şimdi ikinci aşamada da öyle laktoz kalın bağırsağa geçtiği zaman kalın bağırsağın içine su çekecek ve işte sevgili izleyicimizin çocuğunda olduğu gibi e, süt içtiği zaman İshal ortaya çıkacaktır. Burada tabi bu hastalığın derecesine göre bazen süt sindirimini kolaylaştıran enzim damlaları var. Laktaz enzimi içeren damlalar. Onlar kullanılabilir ya da laktozu azaltılmış ya da laktozsuz sütler kullanılabilir. Evet bir sonraki sorumuzu alalım o zaman. Evet. Buyurun. Merhaba hocam. Çocuğum günlerdir kısıyor. Su bile içmiyor. Bu vücudu susuz kalır diye korkuyorum. Bunun için ne yapabilirim? Sorumuz bence oldukça kritik. Evet çocuklar bazen gerçekten kusarak hekime başvurabiliyorlar. Bunun altında yatan çok değişik sebepler olabilir. Çocuğunuzun yaşı kaç? Mesela bir yeni doğan bebeğin kusması farklı. Bir okul çocuğunun kusması farklı. Bir gencin, bir ergenin kusması farklı. Bunlara göre değerlendireceğiz. en son bana gelen kusma sebebini söyleyeyim. İki kız kardeş birlikte oturup bir kova midye alıp yemişler. Ondan sonra şiddetle kusarak bana geldiler ama nasıl kokuyor kusmaları Eyvallah. ve arkasından da muayene bulgularına bakınca bağırsakları böyle gurur gürült çalışıyorlardı. İshal oldu mu dedim, hayır daha henüz ishal çıkmadı dediler ama çocuk ben tuvalete gideceğim diye koşturdu ve şiddetli bir ishalden sonra iki gün içinde kendilerine geldiler. Çok farklı kusma sebepleri olabilir. Ee, özellikle okul çocuklarında beslenmeye bağlı tüketilen besinlerin içindeki e, toksinlere bağlı e, beklemiş besinler, bozulmaya başlamış besinler. Önce bulantı, bulantının arkasından kusma, kusmanın arkasında ishal bizim günlük hayatta en çok gördüğümüz durum. Ama hanımefendi diyor ki günlerden beri kusuyor benim çocuğum diyor ya da mide bulantısı var diyor. Eğer bu süreç uzuyorsa işte o zaman bazı hastalıkları araştırmak gerekebilir. Sürekli midan bulanıyor diye yani sürekli arada sırada kusan bir çocukta mesela idrar yolu enfeksiyonu olabilir. O yüzden bir idrar tahlili yaptırmak gerekiyor. E, tepeden tırnağa ayrıntılı bir muayene yapmak gerekiyor. Birçok böyle sistemik hastalıkların bir bulgusu olarak bulantı ve kusma bizim karşımıza çıkabiliyor. Ama mesela diyelim ki daha yeni yeni konuşmaya başlamış işte 12 aylık 15 aylık bir bebek midem bulanıyor dedi. Çok nadir olur böyle bu kadar konuşmalar ama diye da belki o bir buçuk yaşında. O zaman aklımıza ilk gelecek şey bu kadar küçük çocuklar, iki yaş çocuklar bulantıyı ifade edemezler. Eğer o yaşta söylüyorsa muhtemelen aile fertlerinden birisinden duyup onu taklit ediyordur. Evde o yüzden benim başım ağrıyor, benim işte sırtım ağrıyor, benim boğazım ağrıyor diye çocuğunuz yanında konuşmayın çünkü onlar muayene sırasında bize söylüyorlar. Bir çocuk da benim başım ağrıyor diye gelirse MR çektirmek lazım. Yani Doğru. çocuğun baş ağrısı önemlidir, bakmak gerekiyor. E sizi taklit etmediğinden emin olmamız gerekiyor. Bulantı şikayetine gelen çocuklarda gerçekten hani bir e, Bağırsak enfeksiyon habercisi olabilir. Arkasından kusma ve ishal gelir ama sistemik enfeksiyonları, idrarlı enfeksiyonunu e, atlamamak gerekiyor. O yüzden bu işi hafife almayıp hani mide bulantısı olan çocukların doktor tarafından tepeden tırnağa muayene olması lazım. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. E, Selamünaleyküm. E, 4 yaşındaki oğlum sürekli kusuyor. Ateş gibi bir problemi de yok fakat e, herhangi bir çözüm bulamadık. Nedeni ne olabilir hocam? Cevaplarsanız e, sevinirim şimdiden. Hayırlı yayınlar. Bu muhtemelen sürekli kusmadan anladığımız burada yani hani aile kronik bir şekilde bunu e, hissediyor ve be, be aslında her gün olan bir şey değil. Belki haftada bir, iki haftada bir filan ama hayatları boyunca çocukta bir kusma eğilim var. Kusma alışkanlığı gibi bir şey gelişebilir mi çocuklarda? Evet bir hastalık var. Ee, tekrarlayan kusma sendromu diye geçiyor. Hiçbir sebep olmadan özellikle okul anaokulu çocuklarında daha çok oluyor ilkokul çocuklarında daha çok oluyor belli periyotlarda tekrarlayan kusmalar çocuk tamamen normal birdenbire kusmaya başlıyor ataklar burada aile öyküsü çok önemli acaba o çocuğun anne ve babası da çocukken kusuyorlar mıydı diye ve böyle tekrar tekrar belli zaman aralıklarında kusan çocuklarınızın tekrarlayan kusma sendromu dediğimiz bu e, hastalık açısından tanısını koymak için e, takvime işaretleyin. Çok değerli bilgilerdir bunlar bizim için. Hangi günlerde kusuyor? Bunun belli bir süresi var mı? Haftada bir mi kusuyor? Ayda bir mi kusuyor? Kusma atakları ne kadar sürüyor? Çünkü biz tekrarlayan kusma sendromu tanısını koyarsak eğer basit bir tedavisi var. Bir tane dil altı tablet alıyor çocuk. Ağzında şeker gibi çiğniyor ve atak bitiyor. Ve takiplerini ona göre yapıyoruz. Önemli olan sizden alınan bilgilerin değerlendirmesi için bunu da doktorunuza konuşmanız. Evet oldukça önemli. Birazdan ayrıcı tanıda nelere dikkat ediyoruz onları da sizlere liste halinde hazırladık. Birazdan anlatıyor olacağız. Ancak bir sorumuz daha var değerli izleyicilerimizden. Merhaba hocam iyi yayınlar. Sabah uyandığımda 4 yaşındaki oğlumun kustuğunu fark ettim. Çok acil bir durum gelişmedi. Ama uykusunda kusması normal mi? Gece uykusunda kusan çocukların çok büyük bir kısmı aşırı beslenen çocuklar oluyorlar. Eğer bu hani bir sefere mahsussa o gün gece yatmadan önce ne yedi ona bakmak lazım. Ya da o gün içinde yediklerine bakmak lazım. Ve arkasından ne geliyor bu kusmanın arkasından karın ağrısı ishal gelecek mi diye. Ama sürekli olarak yatağında küçük küçük böyle kusmaları her gün her gün her gün yasıyorsa bir çocuk en çok da gece yatmadan önce verilen yüksek volümlü sütler ee, hani süt içip de yatırın ee, denir ya. Aslında sütün süt sütü içip biz... yatırdığınızda süt çürüyor oluyor bir defa. Evet. Bunu işleyeceğiz ilerleyen günlerde. Bunu e, dikkate alacağız ama hakikaten e, çok büyük alışkanlık yani. Evet. Uyumadan bir bardak süt içsin. Biz çocukların süt içmesini istiyoruz ama ne zaman en güzel süt içecek zaman kahvaltı kahvaltıda sütün içsin. Nasıl biz kahvaltıda peynirimizi yiyoruz? Eğer yatmadan önce süt içirirsek reflüyü tetikler. Reflü e, ciddi bir ağız kokusuna yol açar, kusmalara yol açar. Ağza gelen mide asidi solunum yoluyla akciğerlerimize Aslım gittiği benzeri için benzeri astım benzeri tablo hışıldar çocuk. Orta kulak enfeksiyonuna yol açar, sinüzite yol açar, diş çürüklerine yol açar. Bakın bütün bunların hepsini yaşayan bir çocukla siz sadece gece verdiğiniz sütü kesiyorsunuz çocuk pırıl pırıl olabiliyor. O yüzden sütü biz seviyoruz ama zamanı Sabah kahvaltısı ya da belki yatmadan önceki saatlerde değil de daha erken saatlerde vermek. Tabi bu arada bizim kültürümüzün bir parçası da mayalanmış süt ürünleri, değil mi? Yoğurt, bir sürü peynir peynirçe. Türkiye'de 200'ün üzerinde peynir çeşidi var yerli peynir ya. ya. bunların hepsinin tadına çocuklar bakabilirler. Peynir sevmeyen çocuklar var. Ne ne yapmalı yani e, gerçekten. Aileler gerçekten sevmiyorlar. bu. bu ya yani bu çözümü biz de arıyoruz hocam, evet. ama bulamadık henüz daha. <laughs> şunu seviyorlar. E, dil peyniri ya da kaşar peyniri gibi peyniri. Eritme peynirleri seviyorlar. Evet eritme peyniri seviyorlar ama onların da çoğunluğu tuzlu oluyor. Rendeleyin böyle ince rendeyle rendelenin böyle pufuduk bir peynir tabağı. Böyle onla parmak atıp karıştırarak böyle ağzına götürmeyi seviyorlar. Ama anne ve babanın da sevmesi lazım. Çünkü büyüklerin taklit ediyor çocuklar. Evet gerçekten öyle. Biz gerçi peynir alışkanlığı olmasına rağmen bizlerin yani hem benim hem eşimin çocuklarda biraz zorlanıyoruz. İşte şimdi de en çeşit şey var. Yok örgüler çıkmış, burgular Nerede, çıkmış, tabii, tabii. harfliler çıkmış bir sürü şeyler Ayıcıklılar, var. Ayıcıklılar mı? Ayıcıklılar evet. Neyse Enteresan. Peki şimdi devam edelim. Bir defa şu kusma ve mide bulantısında ne gibi durumları ekarte etmemiz gerekiyor. Yine kılavuzumuzu hazırladık. Hemen şöyle bir bakalım. Çocuğunuz kustuğunda yeşilimsi sarı bir renk veya kan içeriyor mu veya kahve tervesi gibi bir durum söz konusu mu? Eğer buna cevabınız evetse bu çok kritik bir durumdur. Çocuğunuz midesine veya bağırsaklarında bir tıkanıklık veya başka bir sorun nedeniyle kusuyor olabilir. Ki yeni doğanlarda da karşılaşabiliyoruz. Hipertrofik pilor oluyor değil mi? Midenin alt ucunun adeta dar olduğu ve yani yemeğin geçmemesinden dolayı dolup kusma durumu. Evet midenin çıkışına pilor deniyor. Şimdi orası daralabilir. olabilir. Şöyle oluyor bebek doğduğu günlerde normal. Giderek beslendikçe böyle ikinci hafta, üçüncü haftanın itibaren o pilor bölgesi daralıyor. Sütün midenin aşağıya geçişi zorlaşıyor ve bebekler beslendikten sonra fışkırarak atıyorlar. Ama bunun bir özelliği var. Pilor sözünün kusması fışkırır tarzıdır. Safra yok, yeşil yoktur. MD sütü kusar, fışkırır şekilde ve siz o bebeğin karnına açtığınız zaman böyle bağırsaklarının çalıştığını görebilirsiniz bazen çünkü kilo kaybetmiş olarak gelir, zayıflamış olarak gelir, doğum kilosunun altına düşmüşür, geçmiyor, sürekli kusuyor. Birkaç basit tetkiki var, onlar yapılır ama kesin tanı ultrasonla konur. Ultrasondan sonra da son derece yetenekli, başarılı çocuk cerrahlarımız var. Bu arada cerrahi biliminin dünyadaki en iyi uygulayıcısı Türk cerrahları. Yani burada sen varsın diye söylemiyorum ama tabii. gerçekten Türkiye'deki cerrahlar, ister çocuk cerrahı olsun, diğer bilimler olsun dünyanın en başarılıları. Plörstünüz olan bebekte de hiç korkmadan güvenle bir çocuk cerrahına emanet edin. Kısa sürecek basit bir ameliyatı var. O ameliyattan sonra düzeliyor. Evet. Burada e, kusmanın yeşil olması, kahve telvesi gibi olması, efendim kan içeriyor olması tabi e, sadece çocuklar için değil erişkinler için de geçerli bir kural. Yani sizler de bu şekilde bir kusmanız olursa burada bir mide kanaması geçiriyor olabilirsiniz. Bir e, safralı kusma e, Aşağıda bir tıkanıklık olduğunu göstergesi olabilir. Bu durumda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Evet, bunlar yoksa karın ağrısı var mı? Yani kusmaya bir karın ağrısı eşlik ediyor mu diye soruyoruz. Ee, sürekli karın ağrısı, karın şişmesi, dışkıda kan görebilirsiniz, kasık bölgesinde e, şişlik olabilir. Çocuklarınızın bu ee, ...semptomları yine ciddi bir e, belirti anlamına gelebilir. Bir, belki bir enfeksiyon varlığı, akut batın tablosu olabilir. Olabilir. Ee, burada özellikle kasık bölgesi şişlik demekle kastedilen kasık fıtığı. Kasık fıtığı özellikle prematüre doğan bebeklerde daha çok gözüküyor. Eğer sizin bebeğiniz çok düşük doğum tartılı ya da zamandan çok önce doğmuşsa... E, ...kasık fıtığı olabilir. Kasık fıtığının tedavisi mutlaka cerrahi olarak yapılması lazım. Göbek fıtığı daha yaygın gözüküyor sanki ve evet. aileler daha çok fark ediyorlar... İlginç şekilde 3-4 yaşına kadar gerileyebildiği söyleniyor ama... ...göbek fıtığının da aynı şekilde bağırsak sıkışıklıklarına sebebiyet verme durumu var mıdır? Göbek fıtığından korkmuyoruz. Göbek fıtığı kendi kendine düzelen bir durum. Hatta bazı ülkelerde güzellik unsuru olarak kabul ediliyor. Yani e, hani halk arasında bir uygulama yapılıyor. Karnına bant bağlayalım, işte para bağlayalım diye. Bunların karnına para bağlamak, karnına bant bağlamak... ...yapıp yapmamının hiçbir etkisi yok. Ben o yüzden genellikle şey diyorum... Ailenin en zengin yaşlısıyla bir tanıştırın bebeği. Böyle beşi bir yerde altın bağlasın. Göbeğine altın bağlayınca fıtık daha çabuk geçer. Sonra da iyileşince o altın bebeğin olacak diyorum. <laughs> Eyvallah, Bu işin esprisi. Ama kendi kendine geçer göbek fıtığı. Evet. Kusmaya baş ağrısı eşlik ediyor mu? Diğerleri yok. Baş ağrısı eşlik ediyor mu? Ee, başını bir yere çarpmış olması Bu yine önemli. kusma tetikleyebilir. Evet. Yani kusma ve baş ağrısı, e, bulantı, kusma, baş ağrısı bizim için alarm sinyali. Bir geçirilmiş e, kafa travması öyküsü de varsa ama bir de menenjitin bulgusu. Şimdi menenjiti biz unuttuk neredeyse. Türkiye'de menenjiti çok az görüyoruz. Eskisi gibi değil. Ama unutmayın ki bu aşılar sayesinde oldu. Aşıları eksik olan bir çocuk eğer bize kusmayla ve baş ağrısı geliyorsa mutlaka menenjit aklımıza gelmesi lazım. Ona göre tedavi planlıyoruz. Evet. E, bu baş ağrısı yok ancak ishalim varsa Kan veya mukus eşlik eden bir ishal tablosu varsa ateş veya şiddetli karın ağrısı eşlik ediyor durumu söz konusu olabilir. Burada ishalle birlikte yani kusma artı ishal az önce hocam da bahsetti. Çeşitli enfeksiyonlar önce belki kusmayla sonrasında ishalle devam edebilir. Evet. Bu enfeksiyon belirtici özellikle Özellikle rotavirüsü unutmamak gerekiyor. Kusma artı ishalle ortaya çıkıyor. Rotavirüs 5 yaş altı çocuklarda çok ciddi bir enfeksiyon. Alalım görsellerini. Buraya geri döneceğiz arkadaşlar. Evet işte burada bir rotavirüs görüyorsunuz. Bu resimde gördüğünüz ne kadar güzel desenli gibi gözüküyor değil mi? Elektron mikroskopisi görüntüsü her yıl en son rakamlara göre Dünya Sağlık Örgütü'nden baktım yılda 200 bin 5 yaş altındaki çocuğun ölümüne yol açan bir virüs dünyada. Son derece ciddi bir virüs rotavirüs ishali. Ee, özellikle de e, küçük, e, iyi beslenemeyen, kronik hastalığı olan 5 yaş altı çocuklarda çok ciddi ölümcül olabiliyor. İşte rotavirüsün görüntüleri. Ne yapıyor tam olarak hocam? Ee, rotavirüs çok ciddi bir ishal yapıyor. bağırsak mukozasını, bağırsakların iç kısmındaki içini döşen hücrelerin parçalanmasına yol açıyor. O hücreler parçalanınca alınan besinlerin emilmesi engelleniyor. Dolayısıyla yoğun bir ishal kusmayla beraber gidiyor. Çocuklar hızla gözünüzün önünde sıvı kaybı bulguları ortaya çıkıyor. Gözler çıkıyor, ağzı kuruyor. Nasıl bulaşıyor? Ee, rotavirüs fekal oral yolla. Yani birisinin kakasından çıkan virüs değişik yerlere dolanarak diğerinin ağzından içeriye giriyor. O yüzden el temizliği çok önemli. En güçlü antiseptik hangisi? Tabii ki sabun ve su. Ellerin yıkanması, rotavirüsün bulaşması da çok ciddi şekilde engeller. Ama bazen hani bir rotavirüste kirlenmiş bir su kaynağından su içen çocuklar rotavirüs iseli olabiliyorlar. Rotavirüs için aşılarımız var. E, ağızdan damla şeklinde verilen aşılar. Evet, e, oldukça önemli. Sadece e, belki e, rotavirüs değil, bu arada okulda da bulaş olabilen e, bir e, durum var. Dolayısıyla çocuklarınız... Ee, yine okulda da bir, bir ishal salgını olursa diğerlerine e, bulaşma ihtimali de oldukça fazla oluyor. Ama dikkat ediyorum okulda hijyen kurallarına son dönemlerde çok daha fazla dikkat edilmeye başlandı. Covid-19'un gerçekten bize öğrettikleri oldu bu konuda. Şimdi sadece belki rotavirüs değil fekal oral bulaşan başka bir e, yine virüs daha var. Noro e, virüs evet, norovirüs, değil mi? Adena virüs, değişik virüs. Ee, bir sürü virüs var ama biz... Hep e, sağlıksız olarak bu tip e, gıdaları görüyoruz hayatımızda. İşte ne bileyim e, hazır gıdalardan daha çok böyle e, enfeksiyonların belki bulaşabileceğini e, düşünüyoruz. Hatta kanlı ishal yapan e, hamburger e, ishali var değil mi? E, Enterohemorajenik ekoli yani e kan kanamaya sebep olan ekoli. Ama e, yeşillik yemeği seviyor ve sağlıklı buluyor olabilirsiniz. Fakat iyi yıkanmamış yeşilliklerde, özellikle biriken sularda e, çoğalan norovirüs etkeniyle çok aşırı kusma yani yeşillikli salatalı bir şey yediğinizde çok aşırı kusma ve ardından gelen ishal tablosuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet. Bunu unutmayın. Norovirüs kitlesel ishallerde de yol açabilir. Bakıyorsunuz bir Anadolu'da bir köyün tamamı ishal olmuş. Bir kasabanın ya da bir okuldaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu hastaneye gitmişler. Şu masayı görüyorsun değil mi? Çocuklar böyle bir masa görünce çılgın gibi saldırabilirler ama buradaki masada biz Çocuklara verilmemesi gereken besinleri özellikle Aynen. koyduk. Bunlar için de özellikle de böyle beklemiş ve üzerinden zaman geçmiş hamburgerler özellikle böyle tavuklu oldukları zaman daha da kolay olabiliyor. Çok ciddi gıda zehirlenmeleri ve isale yol açıyorlar. Evet isal yok ancak mide bulantısıyla beraberinde boğaz ağrısı olursa streptokok enfeksiyonu aklınıza gelsin diyoruz. Streptokok enfeksiyonu neden mide bulantısına sebep olur? E, streptokoklar boğazdaki e, hani bizim bademcik dediğimiz e, dokuyu, tonsillerin enfeksiyonuna yol açıyorlar. Tonsiller bir sistemik olarak bağışıklık sistemimizin bir parçası, lenf bezleri aslında ve başka lenf bezleri nerede var? En çok bağırsaklarımızda mezenter dediğimiz bağırsağı karın duvarına bağlayan yapının içinde çok var. Boğazdaki lenf bezleri şişince karındaki lenf bezleri de otomatikman şişiyor. Bunların şişmesi Şiddetli karın ağrılarına, bazen bağırsak hareketlerinin hızlanmasına ve e, ishale yol açabiliyor. Fakat burada bizi korkutan bir şey var. Çocuğunuz ishal, son derece sulu kaka yapıyor. İşte boğazda efekti, lenf bezleri şişmiş. Ya da işte rotavirüse bağlı ishal ya da en çok gördüğümüz adenovirüs dediğimiz bir virüse bağlı ishal. Birdenbire çocuğunuzun ishali aniden durdu. Kaka Ki, yapmıyor. Evet. Ama karnı şişmeye başladı ve cayır cayır ağlıyor. Asla elinizi karnına sürmenize izin vermiyor. Tıkanıklık mı oluyor? Evet, bağırsaklarda düğümlenme dediğimiz bağırsakların iç içe geçmesi, invajinasyon. İshalli çocuklarda özellikle 5 yaş altında çok korkutan bir durumdur ama e, uyanık olmamız gerekiyor. İshalin aniden durması her zaman iyi haber değil. Çocuğunuza bakacaksınız. Yani hep karnını ovalayın çocuğunuzun. Gel karnını seveyim bir okşayayım diyeceksiniz. Çocuk karnını okşatıyorsa ve karnın dokun zaman yumuşaksa sorun yok ama el sürdürmüyorsa, çok ağlıyorsa bağırsak düğümlenmesi olabilir. O zaman eğer bezli bir bebekse bezine, kiloduna bakın. Poposundan jöle şeklinde bir kan geldiğini. Buna çilek jölesi diyorlar. Aynı gerçek görüntüsü de hakikaten şeye benzer, çilek jölesine benzer. Böyle kırmızı bir kan. İşte bu bağırsak düğümlenmesi. Bu durumda da hemen cerrahlara çocuk cerrahlarına teslim etmek gerekiyor. E, bu bağırsak düğümlenmesini eğer biz hızlı bir şekilde çocuk cerrahına verebilirsek ameliyat yapmadan popodan e, lavman yaparak açabiliyorlar. Ama eğer üzerinden süre geçmişse o zaman açık ameliyat gerekebiliyor. Evet. Allah muhafaza diyelim. E, ve ve e, çok yine e, hızlıca ilerliyoruz buraya. Seyahat ederken mide bulantısı veya kusma oluyor mu? Bir de Böyle bir durum var. Evet taşıt tutması da çocuklarda çok görülen bir durum. Burada ailesel özellik çok önemli. Ee, en çok şu şekilde oluyor. Siz şimdi karşıya doğru bakıyorsunuz yol size doğru geliyor. Bulantınız daha az olur. Ama siz bu yönde giderken kafanızı yana doğru çevirip yan tarafa bakıyorsunuz. Böyle bütün manzara buradan akıp geçiyorsa ee, bulantı ve kusma hissi çok oluyor. O yüzden bu... Taşıt tutması olan çocuklarda kullanacak ilaçlar var. Onu doktorunuz size önerir. Ama en önemlisi çocuğunuzun karşıya bakarak yolculuk etmesini sağlamak. Yani önde oturacak. Taşıt Ama, tutmasında taşıt değil mi? Taşıt tutmasında. Horizon diyorlar yani ufuk çizgisini görmesi görecek, gerekiyor. Evet. Önde oturamayacak kadar küçükse de arka koltuğun ortasında oturup. Ön tarafa bakacak. Böyle yan taraflarda oturup yana doğru kafasını çevirirse daha çok artıyor. Bir de taşıt tutması en çok arttıran e, sebeplerden birisi de seyahat anında telefonla, tabletle çocuğun oynaması. Bu da çok ciddi taşıt tutması yol açıyor. Nasıl azaltabiliriz? İlaç dışında su vererek. E, çünkü e, berrak sıvılar vermek gerekiyor. Yani böyle e, içine işte sütlü vesaire sıvılar değil de su içmesi daha işin kolaylaşmasını sağlayacak. Ama şiddetli durumlarda bizim de tabii ki silahlarımız var. Taşı tutmasına karşı çocuğun yapısına göre bazı ilaçlar önerebiliyoruz. Evet, çocukluğumdan hatırladığım bir şeyle hemen sorayım. Mide bulantısına nane limon. Evet. Faydalı mı? Valla bazı çocuklarda çok işe yarıyor. Kullanabilirsiniz. Şimdi e, bir Çocuk doktor arkadaşım sürekli kaynatırdı <gülüyor> ya. <gülüyor> Evde böyle bir nane kokusu, ardından böyle bir limon geliyor filan. E, yani mide bulantım e, varsa başka bir şey vermezdi. Belki yani. zencefil katılan böyle küçük içecekler, küçük damlalar çocuklar için kullanılabiliyor ama denemeden anlamak zor. Yani bugün bugün, bugün böyle alternatifler var ama benim çocukluğumda yoktu. Yani. Zencefil yoktu. bile yoktu ya. Zencefil yoktu tabii bunlar. <laughs> Peki değerli hocam katkılarınız için çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler şimdi mikrofonu sizlerde. Çocuklarınız ishal veya kusma ile karşı karşıya kaldıklarında ne yapıyorsunuz? Ne zaman doktora başvuruyorsunuz? Sizden dinliyoruz sonrasında konuklarımla burada devam edeceğim. Çocuğunuzda ishal veya kusma olduğunda ne yapıyorsunuz? Bol su, kaynama suyu içiriyoruz. Sütten uzak tutuyoruz. Yiyecek türü bir şeyler vermiyoruz. Evde bazı ilaçlarım var, onları veriyorum. Ev yoğurdu veriyorum. Ondan sonra bazı takviyeler kullanıyorum. Bol sıvı veriyorum. Bol bol sıvı verip e, beslenmesine dikkat etmeye çalışıyoruz. Hangi durumlarda doktora başvuruyorsunuz? Eğer çok fazlaysa, ateş falan da varsa yanında o zaman doktora götürüyorum. Ateşi yükseldiği zaman, ishali daha çoğaldığı zaman. Ateşli durumlarda tabii ki doktora başvururuz. Yani bir günde beşten fazla çık, ishal sulu bir şekilde yaparsa doktora başvuruyorum. Hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor. Tabii bu dönemde özellikle yani çocuklarımızın mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtileri yaşadığı bu dönemlerde özellikle tabii beslenme konusunda da birazcık daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Belki bunları daha toparlayacak şekilde beslenmeye ihtiyacı var. Ama aynı zamanda da hem de iştahsızlıklar oluyor. Hem e, soruna çözüm üretecek beslenme şekli hem de bu dönemde gıdalardan geri kalmamaları için neler yapmamız gerekiyor. Bunları konuşacağız. E, yetişen Güneş Aksüs bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz. Sağ olun çok teşekkür ederim. Şimdi çocuklarda böyle kusma, mide bulantısı, ishal vesaire konuştuk ama hemen ishal masasından başlamak istiyorum. Başlayalım. Öncelikle ishali olan çocukta hani evet pirinç veya Neye patates lapası çok duyduğumuz bir şey. Evet. Ama ne yapacağız? Şimdi ishal durumu varsa en önemli şey aslında gerçekten sindirimi kolay yiyecekler vermektir. Ee, ve sıvı takviyesini de unutmamak gerekir. Bu durumda yağ vermeyeceğiz. İçinde yağ olan herhangi bir yemek, çorba işte ne hazırlıyorsanız evde o yemekleri bir süreliğine çocuğunuza vermeyeceksiniz. Neden? Yağ ishali arttırıyor mu? Yağ ishali arttırır ve lif iseli arttırır. Yani salata gibi, sebze yemekleri gibi gıdaları hemen diyetinden çıkarmamız lazım. Yani günlük beslenmesinden. Ama tabii şimdi bazı meyveler var. Lif oranı gene iyi ama isale de iyi geliyor. Hmm. O yüzden elmayı Armutu ve muzu başta olmak üzere özellikle muzu ishalde çocuklarımıza verebiliriz. Dikkat edeceğiniz konu şu hiçbir gıdayı hani muz iyi geliyor diye günde 4-5 tane muz vermeye de gerek yok. Bir tane muz bir tane elma olabilir. Elma verecekseniz eğer burada önemli olan ne lifi azaltmak dedik. O yüzden kabuğunu mutlaka soyuyorsunuz, kabuklarıyla vermiyorsunuz. Elmanın, Elmanın içine... kendi içindeki neyi ishal fayda veriyor? Elma şimdi yani şöyle vitamin, mineral kaybı da çok fazla olduğu için ishal içinde, ya ishal devam ederken elma o vitamini yerine koymak için gerekiyor. Anladım. Çünkü bunlarda biliyorsunuz C vitamini yok yani tahıl doğru. grubunda. Peki mesela çözülebilir, çözülemezse lif oranı elmada çok dengeli mesela. Tabii elmanın ee, doğru. O, o, doğru o, lif oranı bi, denge. Biz dışındaki de, o, o sert lifi de aldıktan sonra, ee, İçindeki nişasta oranı da bizim için çok önemli. Patatesteki nişasta da, pirinçteki nişasta da. Çünkü orada su kaybı olduğu için suyu tutması lazım bizim yolladığımız yiyeceklerin. Peki o yüzden armut mesela, tutan şeker yiyecekler. Şeker oranı yüksek. Şeker biraz daha fazla insanı tetiklemez mi? Ee, ama hızlı bir şeker değil. Glisemik indeksi yüksek bir şeker değil. Ya da çay şekerindeki bir şeker değil. Meyvadan gelen şeker. Yine miktarı abartmadığımız sürece hani yarım armut e, ya da işte ne bileyim yarım armut yarım elma gibi böldüğümüz sürece bir problem yok. Çok güzel. Yoğurt. Yoğurt. Plastik yoğurt derken yoğurdun aslında ev yapımı yoğurt kendisi probiyotik yani. İçinde var zaten. Evet. Kefirde daha yüksek miktarda var. Ayranda da tabii ki yoğurttan yapıldığı için var. Biz neyi düşüneceğiz? Bağırsaklarımızın sağlığını ve bir an önce toparlamasını istiyoruz. Probiyotikler ishalde de kabızlıkta da çok biliyorsunuz ki işe yarar. Çünkü bağırsak içindeki canlı bakteriler hemen orada bir sıkıntı varsa toparlanırlar. Nasıl toparlayacağız onları? Probiyotikli yani yoğurt yedirerek, kefir vererek, içirerek ve ayran takviyesiyle. Peki mesela işte patates püresi yedi veya işte haşlanmış patatesi yedi yanına pirinç şeyi aldı işte evet, lapa gibi. Evet lapa ne en güzeli. Ne da ne burada? Sonsuz Şimdi mu, sınırsız yani, mı? sabah, böyle akşam mı? Hani bebek mi çocuk mu yaşa göre değişir ama küçükse Çö bir kase, yani şu bir kaseyi aslında iki öğünde de verebilirsiniz. Zaten ishal gibi bulantı gibi durumlarda biliyorsunuz iştahsızlık oluyor. Doğru. Zaten bir kaseyi bitiremiyorlar. Yani şöyle bir kasenin içine haşlanmış pirinç koydunuz ve lapa haline getirdiniz. Hatta biraz sulu yaptınız çorba gibi yoğurt çorbası gibi yaptınız yiyebildiği kadar zorlamadan bence burada dikkat edeceğimiz şey iki kaseyi mutlaka bitirsin değil yiyebildiği kadar bazen iki kaşık bir sonraki öğünde belki 4 kaşık belki ertesi gün 5 kaşık olacak. Evet peki buraya geçiyoruz. Burada ve da bulantı. mide bulantısı, kusma. Aslında çok yakın konular birbirlerine. Çünkü sindirim sistemiyle ilgili biz bir problem yaşadığımızda tabii ki iştahsız oluruz ve canımız zaten yağlı bir şey yemek istemez. Baharat kullanımına da burada çok dikkat edin. Kesinlikle baharat tüketimini ishal ve bulantı devam ederken kullanmayın. Çünkü baharatlar da bağırsak faaliyetlerini hızlandırır. O yüzden ishalde de öyle, bulantıda da öyle. Bazen hani iyi bir şey nane çok iyi gelir dersiniz. Sizin çocuğunuza iyi gelmeyebilir. Birazcık böyle takip edin. Canını istiyor mu diye sorun, sorgulayın. Patates, makarna, burada da pirinçle yapılmış güzel bir çorba mutlaka mideyi yormayacak yiyeceklerin başında geliyor. Evet, tabii Burada yine... gördüğüm kadarıyla oldukça az yağlı hani böyle yağ üzerine çıkmamış gibi. Tabii burada sıfır yağ olmasına gerek yok tabi hmm. ishaldeki gibi ama birazcık çocuğu takip ederek belki bir tatlı kaşığı yağ koyarak. Evet yine makarna ve patates var. Aslında gözüm var. burada nane limonu aradı ama e, papatya şey, e, ne görüyorum? Papatya gördüm papatya var ve, ve ıhlamur var limon da var. Şimdi burada bence birazcık kişisel durum, e, farklarımız ortaya çıkıyor. Çünkü mesela nane limon benim midem bulandı. Hiç bana iyi gelmez. Bilmiyorum size ha iyi Bana da iyi gelmedi ama az önce hocaya da söyledim. <laughs> yani, ya. Çocukluğumda evde nane limondan başka evet, bir şey kaynatılmaz yani. Evet hemen öyle bir şey yapılırdı. Onun kokusu bile rahatsız ederdi beni. O yüzden bence hani çocuğa böyle bir şey hazırladınız. Çocuğunuza dediniz hadi bundan biraz limon sıkalım içelim. Baktınız ki içemiyor, zorlanıyor ne olur baskı yapmayın, ısrar etmeyin. Haşlanmış bir makarna yesin. Birkaç gün makarna, patates, yoğurtla gidin. Bir tane de elma yani bir meyve olmasına özen gösterin. Vitamin açısından gayet yeterli olur. Mide bulantısı ve kusmada özellikle kusmada dikkat edilmesi gereken şey sıvı kaybı. Sıvı ile birlikte aşırı mineral kaybı olduğunda unutmamak gerekiyor. Ben burada özellikle gazı alınmış maden suyundan çocuklarım çok fayda gördüğünü görüp evde uyguladığım metot o. Takviyesi. Mineral takviyesi. Muhteşem, çok iyi hatırlattınız. Su vereceğiz. Ama mineral de vereceğiz çünkü ishalde ve kusma olduysa zaten mineral kaybı çok fazla oluyor. Yoğurt bence Fansizlik, o işe çok yorgunluk. yarıyor. Yoğurt, tuzlu ayran, hafif tuzlu ayran, çok az ya da ayran ve soda karışımı. Burada belki beyaz peynir bile olabilir. O zaman. Ha tabii tabii ki olur. Çünkü peynir ekmek e, yağsız bir peynir ekmek Galeta peynir. Ol. Galeta kesin en iyi çözüm. En iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey değil hani böyle yağlı bir galeta almayın. Çekirdekli bir galeta almayın var ya şimdi çeşit çeşit. Evet yok. Ben eski usul fırın usulü usul diyorum ya. Eski usul. böyle sade, lifli olmasın da bir kepekli olmasın. Bildiğiniz beyaz galetalardan verin. Zaten mideniz de onu isteyecek. Çocukların da öyle. Evet. Şimdi bu dönemde <laughs> normalde de çocuklar iştahsız veya işte şu Zah. masada gördüğünüz abur cuburu daha çok yemeği tercih ediyorlar. Evet bak, ya, bak, bak emin misiniz bak? Ya bakmaya <laughs> da çok emin değilim. Şimdi en son dedim ki ya ne yapsam bu, bu yani hani ev, eve almıyoruz ama çocuklar markette görüyorlar. En sonunda şu e, şeyler köpük Delik. gibi olanlar var ya. Evet. Ondan sonra e, kızım Rana'ya dedim ki bunlar dedim aslında deney malzemesi. Ya, dedim, <laughs> çok iyi. Nasıl ya falan dedi dedim ya işte bu şeker gibi insanlar dedim bunları yiyorlar ama evet. bak dedim bunu ne yapacağız? Şimdi. E vakum, aldınız. Aldım. Bir paket <laughs> aldım. Şimdi şey, vakum kapları var. Evet. Vakum kapları e, da e, koyduğunuz zaman bir kabın içerisinde vakumu almaya çalıştığınızda bu köpük gibi olan şekerler büyüyorlar. Evet. Ona dedim bak gördüm dedim. Bunlar aslında bu kadar büyük Ondan sonra küçük insanları sıkıştırmışlar. Küçük dedim yesinler dedim veriyorlar falan. Ondan sonra bir şok oldu böyle. Marketi basmasın bizi kandırıyorsunuz <laughs> diye. Yok ama yani ne yapayım bir, bir şekilde anlatmaya çok çalışıyorum. Çok güzel yani. bir şey yapmışsınız. Çocukları korkutarak değil de bir oyunun içinde <laughs> anlatmak gerçekten. Bir hikayeye dönüştürüp hani onları korkmadan. Biliyor musun aslında bunlar başka işler içinde kullanılıyor. Çok güzel bir yöntem. Evet. E Çünkü çocuklara şimdi bunlar çok dikkat çekici. Yetişkinler için de öyle. Yani şuradaki renkler... E, bizim e, Çığlık atan ayıcıklarımız var. De, de başka bir deneyimiz daha var. Keşke yani bugün de Güzel. yapsaydık ama ekranda gelenler çok görmüştür. İçerisindeki içerisindeki enerjiyi açığa çıkartıyoruz. Hmm. O böyle çok ciddi dumanlar falan çıkıyor. O esnada da böyle bir eee çılık sesi çıkıyor cam tüpün içinden. <laughs> Ondan sonra o da yani hani şey maksat kötülüğünü birazcık da göstermek Evet ama evet. Şey. Yani konuyu aslında farklı bir taraftan bakmasını sağlamak. Çünkü genelde biz ne yapıyoruz? bunları gördüğünde çocuk aa sakın sakın o seni hasta eder, karnı ağrıtır, şöyle olur, böyle doktor iğne yapar falan. Korkutma üzerine uzaklaştırmaya çalışıyoruz. O zaman çocuklar daha çok merak ediyorlar. Ya nasıl bir şey olabilir ki annem bu kadar heyecan yaptı? Böyle davranırsak emin olun ki daha çok ilk fırsatta onların tadına bakmak isteyecekler. Çok normal bir şeymiş gibi davranın. Aa, evet ben şunu tadına bakmıştım hiç, hiç beğenmemiştim çok kötüydü haklısın. Ben de merak etmiştim yemiştim gibi çok normal bir şeyden bahsediyormuş gibi evet, davranın. Allah ömrüne bereket versin çok değerli bir hocamız var. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta. Geçen gün e, sosyal medyada bir tweet'ini gördüm kendisinin. ona diyor ki nasıl diyor bağımlılık yapan hani tütün ürünlerini e, tek tip ambalaja geçler. Üzerinde sağlığa zararlıdır işte evet, e, evet. kötü görseller var evet. ve hay hani, hangi marka bilmem ne anlamıyorsun. Bu ürünleri diyor hepsini öyle yapmaları lazım diyor. Yani hani e, böyle, kullanan o şartlarda kullansın filan demeye getiriyor. Ama Çünkü işte ben bir şey yaramadığını renk. düşünüyorum. Ama mesela. renkler menkler cümbüş yani hani oyuncaklarda yani nasıl cezbediyorsunuz? sıradanlaştırmak işe yarar. Benim Öyle. demek istediğim o. Yani evet böyle şekerler de var. Bu da var. Yani bunu seven de var, sevmeyen de var. Ama üzerinde durduğunuz zaman ve çok büyüttüğünüz zaman olayı sakın bundan yemek yok dediğiniz zaman o çocuklar <laughs> yemeye başlıyor. Evet ben de bayağı pişmemiş. Acıkanlar var aramızda. Pişmemiş bak, Peki <laughs> mutfağa geçelim. Bu dönemde. E, i̇ştahsız. çocuklar iştahsız aynı zamanda onlar nasıl beslenecekler güzel bir tarifimiz var mı? Bu arada mutfaktayken hemen gösterelim. Değerli konuğumuzun Bunlar size imzalı e, geldi. Minik diyetisyenler iş başında diye bir kitabı var. Aynı zamanda aslında ikisi de öyle bir evet. bir, bir, bir ve iki. Başlık. İkisinin içinde de çok güzel sağlıklı beslenmeyi anlatan çocuk oyunları var. Sepetinde ne var? Oyun, oyun oynayalım, oynayalım mı? mı? Evet. Bu oyun oynayalım ne anlatıyorsunuz içinde? Sağlıklı beslenme ile ilgili 3 arkadaş 3 farklı oyun buluyorlar ve sınıfa okula gidip arkadaşlarıyla oyun oynuyorlar. Evet tam rahnalık. Çok güzel. Eve evet. götüreceğim. <laughs> Rahna ile birlikte artık akşam okuruz elinize yemeğinize sağlık bu arada. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi iştahsız çocuk varsa karşımızda yemek yemek istemiyorsa, tepki veriyorsa, ağzını kapatıyorsa biz o zaman ne yapacağız? Nasıl tepki vereceğiz? Diyeceğiz ki, hayır bunu yemek zorundasın. Büyüyeceksin, sağlıklı olacaksın. Zorlayabilir miyiz? Yemen lazım. <laughs> Zorlayamayız. Aç ağzını. Deneyenler varsa aramızda. Hanım çenesini tut. tut. <laughs> ya da karşıda ziller falan çalanlar, ekrana bakanlar. Bu iş böyle devam etmiyor. Bir yere kadar gidiyor. Ondan sonra kitleniyorsunuz ve insanlar beni şöyle arıyorlar. Artık bizim çocuk masaya oturduğunda ağlamaya başlıyor. Yemeğin ne olduğuna bile bakmıyor. Bakın, burada bir iletişim problemi var demektir. Çocukla ilgili eğer sorun yaşıyorsanız, yemekle ilgili mi sorun var? Yemek masasında mı sorun var? Size ne anlatmaya çalışıyor? Tepkisi ne? E, yemeğin şeklini mi beğenmedi? Kokusunu mu beğenmedi? Tadını mı kötü yapıyorsunuz? Olamaz mı? Herkes güzel yemek yapmak zorunda değil. Belki çocuğunuz böyle yağlı, salçalı, baharatlı, sarımsaklı, aromalı yemekleri seviyor. Siz de gidip kaba haşlıyorsunuz. Hadi bakalım sebze. E hoşlanmıyor olabilir. O yüzden birazcık çocuğunuzu ne olur gözlemleyin, izleyin, farklı şeyler deneyin. Biz bebeklere, çocuklara bir şeyler denerken farklı denemeye korkuyoruz bence, çekiniyoruz. Yani evet. bildiğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Mesela bugün buraya bir örnek hazırladık. Evet sevgili stüdyo konuğumuz, öyle eski şefimiz, inşallah bu sezonlarımızda görürüz. Sinem Çapraz'ın çok güzel bir şey vardı. Ee, sözü vardı. Hatta programın adı değil mi? Herkes yemek yapabilir diye aklıma bir anda e, o geldi. Evet. Herkes yapabilir. Evet. Ee, önemli olan kendinize doğru formülü buluyor olmanız lazım. Biraz birazcık açmak lazım. Bakın karnabahar yemiyor benim çocuğum dedi. Anne ya da baba. Yani diyorum ki hangi karnabaharı yemiyor peki? Yemiyor da hangisini yemiyor? Şimdi hangisini bakın, yemiyor? Burada sadece bunun 20 çeşidini hazırlarız istersek. Ama biz buraya 5 tanesini getirdik. Çiğ karnabahar, Yiyor mu çocuğunuz? Denediniz mi? Bir deneyin. Niye yemesin ki? İlla bizim niye evde mesela. Hani niye yesin? Yani? olan sebze. Ya bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Şimdi amacımız ne? Çocuğumuz sebze yesin istiyoruz ya. Evet, Her gün en azından bir çeşit sebze yiyor olması lazım. Yani neden karnı var ya? Bu bu kar... Hayır, bu örnek. örnek yani tamam. kış sebzesi brokoli olduğu için brokoli bu. olur, pancar olur, ıspanak olur fark etmez. Benim çocuğum sebze yemiyor dediğinde ben de diyorum ki hangi halini yemiyor? Ve ne zaman yemiyor? Yo yemiyor işte. Tamamdır. Hangisini denediniz? Evde karnabahar pişirdi. Karnabahardan pizza yapanı gördüm. Karnabahardan Oo, işte neler, ne? Neler. Ama evet. ben mesela birazcık karıştırdığımda çiğ yedi mi diyorum mesela. Aa çiğ yemişti. E tamam o zaman sebze yiyor sizin çocuğunuz diyorum. Evet. Deneyin hadi. Çok güzel. Şu ronda hali. Bu sadece buharda pişmiş hali. Bu sadece baharatlarla pişmiş hali. Güzel yani. Salçalı, e tabii onu şimdi soslarla da süsleyeceğiz. Ama Bayağı. böyle sade seven çok fazla çocuk var. Hmm. Yani böyle salçalı soslu seven çok çocuk var. Siz evde ne yapacaksınız biliyor musunuz? Keşif günü. diyeceksiniz Bu pilav ki, mı? Karnabahar rondo pilav gibi yapacağız onu. Bilmiyorum. Yapabilirsiniz yani örnek olarak. Salata gibi yapabilirsiniz. Sadece yoğurtlarla karıştırabilirsiniz. Diyeceksiniz ki hadi keşif günü yapalım. Seninle karnabaharın en güzel tarifini bulalım. Vay yiyeceksiniz bakalım. çocuğa Hı. ve geldi çocuğunuzla beraber 3 yaşında 5 yaşına bayılıyorlar böyle oyunlara. Bulana kadar gıda israfı olmaz diyorsunuz. E yiyeceksiniz, yersiniz kalanlar <laughs> <laughs> ailecek konu komşu toplanırsınız. Bakın ne var burada bir tane yapalım mı hemen? Lütfen. Mor yoğurt. Mor yoğurt yaptınız mı? Çocuklar böyle şeylere bayılıyorlar. Şimdi diyelim ki karnabaharı sosla yiyelim. Tamam mı? Üzerine renkli bir sos yapalım. Ne renk olsun? Mor olsun mu? Hadi olsun. Çocuklar zaten renkli yemekleri bayılır. Bu bildiğiniz pancarı haşladık suyu. Evet. Bizimki biraz kırmızı oldu. Ama şöyle pancarın suyunu direkt koyduğumuzda daha fazla ya da rendesini biraz içine koyduğumuzda renkli kırmızı değil. fark etmez. Hatta şöyle yapalım, biraz sumak atalım mı içine? Sumak ister misin? Tadına bakmak isterse baksın, parmağını batırsın, baksın. Hiç Çünkü, daha sumak yiyen çocuk görmedim bu arada yani. Ben birçok çocuğa Birçok yemeği sumakla, naneyle, kekikle yedirdim. İnanılmaz. Çok çok yani biz bunları tabii aklımıza o an gelmiyor olabilir. Çok güzel bir sos yaptık mı pancar suyu var içinde, yoğurt var ve sumak var. Çocuklar sumak ekşimsi bir tat olduğu için seviyorlar. Hadi gel şimdi ne yapalım? Bunu mu seçtin sen? Bunu sevdim dedi. İstersen içine batırıp yiyebilirsin. Hmm. İstersen üzerine şöyle dökebiliriz. Hadi gel biraz dökelim şöyle sosla süsleyelim. Ne dersin? Evet. Dediğimizde emin olun... Ona batıracak, buna batıracak. Bakın burada ne var? Zeytinyağı, limon, sarımsak. Yani biz böyle aromalı, lezzetli. Hani arkadaşınız gelirken nasıl yemek yaparsınız? En güzelini hazırlamaya çalışırsınız. Doğru. Bunları naneli, yeşil bir yoğurt yapın. Bunun üzerine dökün, onun üzerine dökün. Çocuklar zaten kendilerini kaptırıyorlar. Yüzde yüz yiyecekler. En büyük sıkıntısı o akşam kaldı mı? ertesi gün buzdolabından çıkarttığınız zaman ten azar yapın. tencereyi açtığınızda aldığınız koku... koku ondan dolayı da mümkün olduğu kadar insanı pişirmemek istiyorlar. Dolayısıyla az pişirin ve evet. pişirdiğinizi de yiyin diyoruz. Evet. Şimdi şu tabaklara geçeceğim sonra hızlıca tarif evet. yapacağız. Buyurun. Şimdi bu tabaklarda ne dikkatinizi çekiyor? Şöyle bu bir... tabakta ne varsa burada aynı var ama ayrı. Ayrı. Biliyor musunuz bazı çocuklar sadece şu görüntüden dolayı yemek yemiyorlar. Şöyle elimi alayım mı? Evet. Şöyle göstereyim size. Neden yemiyorlar biliyor musunuz? Anne bu taba bu, bir buna değdi ben yemem. Şimdi bu bir şımarıklık değil. Bu bir hassasiyet. Bazı çocuklarda duyusal hassasiyetler olabilir. Takıntı gibi düşünün. Ya da böyle hani olur ya böyle hoşlanmadığınız şeyler. Temiz yemek şeyler. istiyor çocuk ya. İstemiyor. Köftem yoğurda değdi. Yemem. Bu buna. Zaten bunların birbirine değdiğini gören çocuk şöyle oluyor. Tepkisinden anlarsın İstemiyorum. suratını değiştiriyor evet. Aynen böyle bulandığı zaman. Birbirine değdiği zaman aynı tabakta yemek yemedi, yemediği halde tabakları ayırdığımızda yemek yiyen çocuklar var deneyin lütfen. E, evde uygulayın. Bakın evet. sadece ne yaptık farklı ya da böyle yan yana çok güzel çocuk tabakları var ya dört parça, üç parça. İştahsız çocuklarda Koy beslenme, yani beslenme e, esnasında mutlaka denenmesi gereken e, bence tavsiyeler. Evet. Bu iki yöntemle ben bunlara çocuk e, yemek oyunları diyorum çok fazla çocuğa hani anneye babaya yardım ettiğimi düşünüyorum gerçekten işe yarıyor ama o an insanın da bunu keşfetme duygusuyla merakla yapması lazım. Çünkü oyun duygusuyla yapması lazım. Hani zorlayarak değil. Bak işte ayırdım. Yiyeceksen ye diyerek değil. Evet. Aa gel şunu yapalım diyerek. Evet, o Şimdi o zaman gel güzel şunu yapalım. Bir... Hadi yapalım. <laughs> nedir, nedir bu tarif? Humus yapalım. Şimdi biz pancarlı humus yapacağız. Gene bir şekilde sebze yedirmek istiyoruz ya biz çocuğumuza. Nohut zaten kaliteli bir bitkisel protein. Bizim için çok önemli. Yani Hemen yani ronda çok da iyi lif kaynağı. B vitamininden zengin. Haşlanmış nohutu alıyoruz. Haşlanmış nohutu koyduk. <laughs> evet ya işte yani işte o, o kadar olur. o kadar olur. Bunun içerisine başka bir şey atacak mıyım? Evet. Şimdi onu bir ya da hepsini koyup öyle ronda yapalım. Üzerine pancarı ekliyorum. Haşlanmış pancar koyuyoruz. Şimdi bir tane sarımsak koyacağım. Sarımsağı çok yoğun koymayın. Sarımsak her... olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz ama lezzet katar. Evet tamam Tabii çocuklar, ki... çocuklar yiyorlar mı yani? Çocukların sarımsak karşısında yattıkları. Bayıla bayıla yiyen var ama yattırdıkları... içine böyle büyük parça gelmesin ki ağzına acı tat gelmesin. Tamam. Tahin çok önemli. Gene kaliteli bir yağımız. Sağlıklı yağlar, şöyle bir kaşık sadece çok koymayın çünkü Öyle mi? çok koyduğunuzda çok ağır ve keskin bir tadı olduğu için çocuklar zorlanabilir. Ve kimyon ve tuz koyacağız ama ben onu bence en son şey yapalım. Tamam. Biraz biraz böyle. Ve limon koyacağız. Evet. Evet hazır. Şu bıçağımızı da alalım içinden. Evet. Çekmeceden bir kaşık alabilir miyiz en üstten? Teşekkür ediyorum. Hiç Bunun içerisinde değil. daha bir şey karıştıracak mıyız? Yoksa direkt servis mi? Kimyon, elimeyim. tuz ve biraz limon koyacağız. Lütfen buyurun o zaman üzerine ekleyin. Buraya mı geleyim? Tamam. Yani şöyle boşaltayım ben size. Orada ne kadar muhteşem daha bir lazım. görüntü. Görüyor Rengil musunuz? Rengin güzelliği. Tadı da çok güzel. Çocukların da çok sevdiği bir tat. Rahat rahat deneyin. Bunu ıspanakla da yapabilirsiniz. Haşlanmış havuçla da yapabilirsiniz. Yani humus bence Buyurun. sebzelere çok yakışan bir alternatif. Çok koymuyorum ki. Tuzu da çok minik, şöyle çok az. Tamam. Biraz da limon sıkalım. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Muhteşem bir görüntü. Şimdi. Şimdi bunu isterseniz beraber hazırlayın zaten bence çocuklarınızla. Nasıl hazırlandığını görsünler. Belki onlar da içine bir şeyler ilave etmek isterler. Şimdi bir sunu sunum anı. Evet şöyle biraz koydunuz ve işte bu. Tava Şöyle Burada bir şey söyleyeyim mi? Benim humusumu neden bozdun diye ağlamasın sonra çocuklar. Ondan sonra <laughs> Süslemeyi onlara bırakabilirsiniz sevgili istediğiniz anneler. İstediğiniz gibi. Evet evet. İşte mor, nohutlu, tahinli mis gibi humus hazır. Galetalarımız da hazır. Şöyle çocuklara eğlenceli şekiller yapabilirsiniz. Çocuklar bir şeylere batırıp yemeği çok severler. Evet şöyle birazcık da evet, süsleyelim şöyle. Evet şöyle. farklı renkler görmek iştah açıcıdır. Çok Aynen. güzel olmadı mı? Yani çok keyifli bir oldu. Sizin elinize sağlık. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler Hayatın Ritmi'nde programımızın sonuna geldik. Merak ettiğiniz konular varsa sizler de sosyal medya hesaplarımızdan ve ekranlarınıza gelen iletişim kanallarımızdan bizlere mutlaka ulaşın diyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Milyonlarca sinir hücresi barındıran ve bu yüzden de ikinci beynimiz olarak da bilinen bağırsak sağlığına dair her şey hayatın ritminde cevap buluyor. Bağırsaklarımızın içinde de adeta karbonhidratlar bu şekilde fermente olduklarını Bağırsak florası vücudumuz için neden bu kadar önemli? Bağışıklık sistemimizin şekillenmesinde güçlü olması veya zayıf olmasında bu bağırsak bakterileri çok önemli. Kimler ne zaman kolonoskopi yaptırmalı? İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Tarkan Karakan hayatın ritminde anlatıyor. 45 yaş üzerinde olan herkesin bağırsak problemi yaşadığında mutlaka kolonoskopi yaptırması gerekir. Bağırsak mikrobiyotasının beslenme ve sağlıktaki rolü nedir? Beslenme şeklimiz mikrobiyotamızı nasıl etkiliyor? Bak aynı şeyi yiyoruz. Sağlıklı. Her sağlıklı herkes için sağlıklı değil. Bağırsak mikrobiyotasını dengeleme ve bağışıklığı güçlendirmenin önemi nedir? İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Doktor Hakan Güveli hayatın ritminde anlatıyor. Biz seninle aynı şeyi tüketelim. Ben günde 200-300 kalori fazla ayda 1-1,5 kilo alabilirim. Probiyotik nedir ve hangi besinlerde bulunur? Kefir, kefir, sirke, sirke turşu, turşu, ev yoğurdu, yoğurt. Ee, ve ee, fermente içecekler. Peki prebiyotik nedir ve hangi gıdalarda bulunur? Diyetisyen Yeşim Temel Özcan hayatın ritminde anlatıyor. Kereviz diyebiliriz, havuç diyebiliriz, brokoli, avokado, pancar, turp, diğer lahana giller. Hepsi ve daha fazlası yarın Doktor Halit Yerebakan'la hayatın ritminde.